Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir dosya açtık. Ne yapıyoruz her zaman? Açtığımız dosyanın ilk önce yapacağımız operasyon nedir arkadaşlar? Bilen var mı? İlk dosya başlıyor. Sakın olasın. Kaydedeceksiniz. Kaydetmezseniz tamam. Elektrik kesintisi vesaire. Değil mi? Aynen öyle. 6. hafta diyelim şuraya. 6. haftadayız değil mi? 6. hafta diyelim. Dosyanın adını 6. hafta olarak kaydettim ben buraya. Kaydettik. Kaydettikten sonra bizim işimiz neydi arkadaşlar? Girişte mi? Girişi anlatmıştık. Buraların hepsini anlatmıştık. Eklede geçen hafta tabloyu anlattık. Şu an buradan anlatacağım arkadaşlar şekiller. Bu kısımda. Bu menüleri anlatmıştık. Kapak sayfası, boş sayfa, sayfa sonu vesaire bunları anlatmıştık. Şekiller kısmında neler yapabiliriz arkadaşlar? Yani siz birine yazı olarak mı anlatmak daha kalıcıdır yoksa görsel olarak anlatmak mı bir şeyi daha kalıcıdır bir şema üzerinde? Görsellik her zaman insan aklında kalıyor değil mi? O yüzden ne yapacaksınız? Bazı yerlerde daha iyi anlaşılır bir şekilde anlatmak isterseniz görsel bir şablon sunacaksınız. Bu nasıl işte? Örnek buraya bir tane attık. Diyelim ki bir aile ağacı, soy ağacı yani soy kütü yapmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Veyahut da bir olay anlatacaksınız, tamam mı? O olayı bu şekilde resimlendirerek ne yapabilirsiniz? Sunabilirsiniz, tamam mı? Yani bunu yapacağımız işler de nerede arkadaşlar? Burada ekle kısmında şekiller olarak görebiliyorsunuz. Şuradan diyelim ki basit olarak bir soy ağacını yapalım. Resmi biraz ben şöyle küçülteyim. Şunu da şöyle ortalayalım. Evet. Diyelim ki buraya aile ağacı, soy ağacı, ne derseniz, soy kütüğü. Diyelim ki burada bakın elips şeklinde, slot şeklinde şeyler var değil mi? Çizimler var. Burada slot olarak baktığınızda var mı burada? Görüyor musunuz slotları? Şu slota benziyor değil mi? Şu da aslında slot gibi. Şöyle bakın çekersiniz. İlla birebir aynısını yapmaya gerek yok. Ben şu an slotu göremediğim için malum yaşlıyız artık. Siz görebiliyorsunuz burada slotu. Bana söyleyin oradan da yapalım. Siz benden daha beter çıktınız ya. Şu mu? Şu olabilir. Bakalım şöyle. Bu değilmiş bu. Sanki slota benzettim onu ben. Hadi gençler slotu bulana. Hocam slot ne? Slot şu. Bu sefer oldu. Aynen. Evet. Diyelim ki bunu ne yaptık arkadaşlar? Bir tane çektik bunu. Bunu ölçülerini ayarlamak isterseniz üzerine çift tıklarsınız veya hatta biçimde, şuradaki biçimde. Değil mi? Değil mi? Ne yaptık? Buradaki biçimde, şuradaki uzunlukları, değerleri ölçülerini ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. 1'e 2 artık kaçsa veya işte isim yazacaksanız buraya diyelim işte soy ağacının ilk başında kim var? Biz tersten gidelim şöyle. Buraya sizin atanızın değil mi? Atanız olacak. Tıkladık. Şuraya geldik. Şöyle. Ata. Bunu bu şekilde burada ne yapabilirsiniz? Buraya taşıyabiliyorsunuz, tamam mı? Buradan diyelim ki bu şuradaki metin kutusunu düzenlemek istiyorsunuz. Üzerine çift tıklarsınız. Şuradan dolgu yok dersiniz. Tamam mı? Şekil ana hattı yani ana hattı yok dersiniz. Ne yaptık? Kaybettik. Gördünüz mü? Sadece ne kaldı? Yazımız kaldı. Anlaşıldı mı burası? Evet. Evet. Sonra geri alalım şöyle. Geri aldık. Geri aldık. Sonrasında... Ne yapıyoruz? Ekle, şuradan şekiller, şuradan metin kutusu. Bakın. Bunu tıkladım. Şuraya böyle çektim. Buraya işte ata. Atanız kim olsun? Ders atanız benim. Tamam mı? Dersteki atanız benim. Şöyle geldik. Tamam. Bunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Üzerine çift tıkladığınızda şuradan dolguyu değiştirebilirsiniz. Aynı dolgu üzerinde olsun. Şekil ana hat dediğimiz oradaki çerçevedeki siyahlıkları kaldırabilirsiniz. Daha sonra bunu buradan bu şekilde taşıyabilirsiniz.
klavyeden yön tuşları vasıtasıyla da taşıyabilirsiniz değil mi Hülya? Evet. Taşıyabiliyoruz değil mi? Nasıl taşıyabiliyoruz Hülya? İzlediğin zaman gülersin kendine. Hülya. Evet. Bunu yaptık. Daha sonra ilk ata bu. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın hepsi slot ya. Yani bir tane yapılmış zaten. Tekrardan buraya gelip ekleden buradan slot aramak yerine, tamam, şuradan tutup da yapabilirsiniz. Fakat hepsi aynı ölçülerdeyse ne yaparsınız? Şunu tutarsınız. CTRL'ye basılı tuttuğunuz zaman bakın üzerinde artı çıkıyor. Bakıyor musunuz? Bakın şu. Okunucunda artı çıkıyor. Bunu tuttuğunuzda, sürüklediğinizde mouse'unuzun da şeye basacaksınız tabi. Aynısını taşıyor. Aynısını taşıyor. Tuttum yine aynı şekilde. Bakın tuttum yine aynı şekilde. O yazı kalsın. Yazıyla bir işimiz yok. Buradaki adam farklı. Ha, onu da götürebilirsiniz. Onu da tekrardan ne yapmanız lazım? Buraya gelip buraya da tutup buraya çekmeniz lazım. Veyahut da şunu şöyle yapalım. İkisi grup oluyor mu? Ona bakacağım. Yazıyla metinle şablonu grup yapıyor mu? Ona bakıyorum. Yapmıyor. Eğer ikisini grup yapsaydı ikisini bir taşıyabilecektim aslında. Yine bunu tuttum buradan sağa doğru çektim şöyle şablon. Yine işte Engin, Ali. Böyle. Ayberk. Efendim? Ayberk okula git. Evet, böyle yaptık. Ha, bunları ne yapabilirsiniz? Şurada gördüğünüz gibi taşıyabilirsiniz. Ha, birazcık böyle uğraştırabilir ama yapacak bir şey yok. Uğraşmadan bir şey olmuyor. Daha sonra buradaki çizgilere bakacaksınız değil mi? Şöyle düz bir çizgi çekmiş. Buradan şekillerden bunu, yine şekillerden yapacaksınız. Düz bir çektik, çizgi çektik. Şöyle koyduk. Bakın çizgimiz belirli değil. Şuradan çizginin ana hattını, kalınlıklarını buradan ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Renk kırmızı o yapabilirsiniz. Şöyle kırmızı yapalım. Tamam. Bunu yine aynı şekilde CTRL'ye basıp şöyle basıp tuttum, çektim. Yönünü değiştirdim şöyle. Şöyle koyabilirim. Tamam. Şöyle çekebilirim. Şöyle. Bunu ne yaptım yine? Şunu biraz oynatayım şöyle aşağıya doğru. Çünkü o ne yapacak? Hizalayacağım. Şöyle. Geleceğim bu resmi. Şöyle çekebilirim tekrardan. Şöyle geldim. Boyutunu kısalttığım zaman. Tabii bakın burada hassas olarak bunu hareket ettirmek isterseniz şu yön tuşlarıyla basarsınız. Tamam mı? CTRL yön tuşu. Bakın. Shift'e bastığınız zaman boyutunu büyütebiliyorsunuz. Tamam mı? Şöyle yön tuşlarıyla gidebiliyorsunuz. Şurayı da şöyle yaparsınız. Şöyle geldik. Şöyle baktık. Orada köşede bir şey kalmış. Şöyle yapalım. Oraya oturtturana kadar ne yaptım? İşte yapmış oldum. Bakın şimdi arkadaşlar şunu uzatabilirsiniz şöyle. Zaten burada aynısı olacak ya. Bir otoket gibi şey gibi beklemeyeceksiniz. Aynalama falan vesaire olayı olsaymış güzelmiş ama şöyle yaptık. Böyle yaptık. Tabii birazcık bunu simetrik olacaksa ona göre bir görsel olarak yine yapabilirsiniz. Şöyle taşıyabiliriz şöyle. Değil mi Hülya? İzliyorsun değil mi? Ben dinliyorum. Aynı anda iki işi yapabiliyorum. Helal be. Şimdi bunları arkadaşlar bakın. Bunların hepsi birbirinden bağımsız oldu. Ben bağımsız olsun istemiyorum. Şunu seçtim. Bunları bağlamam lazım benim. Tamam mı? Şöyle. Bakın seçtiklerimi sağ tıklayıp tabi çizgi üzerinde
mouse çalışmıyor. Hadi. Allah Allah. Şu an bilgisayarım kastı. Evet, kastı, ne alakaysa yani. O da benim gibi oldu ya. Seçtim. Çizgiyi seçtim. Şunu seçtim. Bakın burada sağ tıklıyorum. Buradan gruplandır diyorum. Şunu. Bakın ilk önce bunları bir gruplandırdım. Şunları. Şöyle bak, hepsi aynı anda hareket ediyor, görüyor musun? Gruplandırma yapmazsanız hepsi birbirinden bağımsız hareket eder. Niye seçmiyor? Bakın, ne yaptım şimdi? Şöyle bakalım. Gruplandırdım. Üçünü seçtim. Bunları da ayrı ayrı gruplandırabiliyorsunuz. Daha sonra bu gruplandırdığınızı, bunu da seçtim. Bakın, mavileri gruplandırdım kendi aralarında. Kırmızıları kendi aralarında gruplandırdım. Mavileri seçtim, kırmızıları da seçtim. Kendi aralarında tekrar gruplandıracağım. Tabii izin verirse. Gruplandırdım. Şimdi ne oldu arkadaşlar bu? Tek başına oldu. Şöyle bakın. Yazılar arka planda kaldı. Şurada görüyorsunuz. Tamam mı? Şunu tıkladım. Şöyle tıkladım. Diyorum ki bunu en arkaya gönder diyorum. Bakalım metnin arkasına gönder diyorum. Metinler arkada kaldı. Ne yaptım? Resmi oradaki metin kutusunun arkasına gönder diyorum. Buraya kadar her şey tamam mı? Evet. Anlaşılan bir şey yok. Tamam, bu videoyu burada bitirin. Geri kalanları zaten ne yapacaksınız? Aynı şekilde yani soy ağacını devam ettireceksen işte Ayberk'ten sonra kim gelmiş? Nur'dan sonra kim gelmiş? Devam ettire gideceksiniz. Bu videoyu burada bitirelim. Sonra diğer resme geçelim.